Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltı yapıyoruz biz şimdi. Zeynep hala uyuyor. Gözleme yaptık bu sabahta kahvaltıya. Değişiklik olsun. Bir de patates sürdük. Patates şimdi çocuklara hazırladık işte. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, akşama çıtır tavuk yapacağım çocuklara. O yüzden şimdi kahvaltıdan sonra hemen yapayım dedim. Birazcık sosta bekledi mi daha güzel oluyor. Akşama kadar beklesin. Erkenden yapacağım şimdi. Şimdi iki tane yumurtayı kırdık böyle. Ondan sonra üzerine yarım bardak süt ekledim. Şöyle yarım bardak da su ekliyorum. Ondan sonra baharat olarak içine kırmızı tatlı toz biber, bir çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi dışını kaplarken de tuz una koyduğum için buraya şimdi azıcık koydum. Bir de bu baharat da tuzlu çünkü. Şu baharat. Onun için. Şimdi sarımsak rendeleyeceğim şöyle. Bayağı bir 6-7 diş sarımsak aroması çok güzel oluyor içinde. Köri ekliyorum böyle biraz. Şimdi sarımsaklarımı hemen rendeleyeyim içine. Arkadaşlar sarımsakları da rendeledim. Şimdi üzerine ununu ekliyorum. Böyle krep hamuru gibi bir kıvam olacak. 3 kaşık ekledim şimdilik bakalım. Şöyle bir karıştıralım hepsini. Şöyle bir kaşık daha ekleyelim. Evet, hazır harcımız. Şimdi içine şöyle parça tavukları, şu tavukları böyle ekliyorum. Sonra bütün gün bu sosta bekleyecek. Akşama da kızartacağız bakalım böyle. Uzun uzun parmak fileto tavukları. Böyle sosa atıyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle de bekleyecek içinde bakalım. Evet, şimdi üzerine kapatıp buzdolabında dinlendiriyoruz. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, dışarıya çıkmadan hemen bir Türk kahvesi içelim dedik. Kahvelerimizi içip hazırlanıp çıkacağız birazdan. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, biz akşamı ettik, anca çıktık dışarıya. Çocuklar aşağıda oynadı ama Muhammed ve Ali, onlar da geldiler. Şimdi gidiyoruz hep birlikte AVM'ye bakalım. Ablam arabaya eşya arkadaşlar bırakmaya gitti. Zeynep, evet, bunu babama göstereceğim, belki babama takacağım. Maç çakıyorduk. Bana bir çocuk dedi ki sen bana asla gol atamazsın dediler. Ben de ona ardından 6 tane gol attım. Vay canına. Bana gol atamazsın dedi. Kız. Sesli. Sesli Şirine. Evet, biz AVM'ye geldik arkadaşlar. İlk önce bir Waikiki'yi gezelim ablamla. Artık yaz sezonu ürünlerini kaldırırlar yavaş yavaş burada da. Geçen Özlek'te artık geliyordu sonbahar sezon ürünleri. Bak, okul çantaları da varmış burada. 600 TL. Bak, şeyli bir de su geçirmez kumaşlardan. Bak abla, bu çantalardan sana dedim ya yandan. 300 TL. Evet. Evet, bir de şey, su geçirmez kumaşlardan. ₺450. Çantalar ₺400. Başka şunlar var şöyle yandan.
Bir de bu tarafta var çantalar. Spor var, klasik var. Okul çantaları, sırt çantaları, her şeye var. Evet. Bu çantalar da indirime girmiş. 359 TL. Kumaşçıda bu kumaşları beğenmiyoruz ama bakar mısın bluzlere? Bak 250 TL diyor. Kumaşçıda ay bu çok yakar, bu çok terletir diyoruz. Bak. Çok güzel. Evet 450 TL'ymiş. Küçük. Otam ayakkabılarından uyumlu. Senin taşlı ayakkabıların vardı ya. $800. Burada da elbise modelleri var böyle. Bak bu elbiseler de güzel. Kolları böyle lastikli. $700. Bunlar şifon. Diğerleri pamuklu. Bu şifonlar ne kadar? $900. Yazlıklar hala duruyor Waikiki'de. Hep kumaş, penye değil. Burada da böyle kombin yapmışlar, etek bluz. Pantolon etekler. $450 pantolon etek. Bak kot etekler. Ne kadarmış? $500. Çok seviyorum kot eteği. Halen daha seviyorum. Tiril tiril. İşte altına böyle kot etek aldın. Üstüne de onu böyle giyeceksin. Baksana kaç parçalı kot etek. Kumaşlar işte. Kumaş pazarlarında gördüklerimiz. Ne kadar? $250. Ama uygun tabii. Kumaşına göre. Baksana kumaşına. Yakar bu bizi. Ay dedik böyle dedik böyle. Bak. Tişörtler, bluzlar, tunikler, her şeyler var. Burada da gene büyük boy çantalar var böyle. 360-400 TL'ye. Ceketler gelmiş. $650. 46 bedene kadar var. Bir ara Trendyol'da vardı bunlar. Hem mavi rengi hem siyah. Şimdi buraya da gelmiş artık. Neymiş böyle gene uzun bir tunik kumaşı çok güzelmiş. 46 48 bedene kadar var. $800. Ay pardon 800 diyorum $700. Kısa boylulara elbise gibi olur ama. Evet, $550 tunik. Şu pantolonlar $500. Likralı kalın. Şu da çok güzel. Şöyle fermuarları daha çok seviyorum. Çok güzelmiş. Şöyle fermuarlı. Ben böyle etiketlerini çekiyorum resim beğendiğimin. Ondan sonra internetten kuponla alıyorum. Daha ucuza alma yöntemi yani. Waikiki'de beğendiğiniz bir ürünü. Her gün fırsat çarkı, kuponlar falan oluyor ya. Böyle beğendiğinizde o şekilde alabilirsiniz. Çantalar da çok tatlıymış. Küçücük, şirin. İçinde de böyle sapı var, uzun. Ayrı bir bölmesi var. Böyle okul çantaları gelmiş buraya da. Kalem kutular $230. Beslenme çantaları $250. Anaokul çantaları gene $500. Böyle ilkokul çantaları da ne kadarmış? $600. Zeynep de diyor Popit'te alalım diyor. Gelin, sınıfta gizli gizli oynarım diyor. Evet. Hepsinden alacağız. Ama babanla birlikte alalım, tamam mı? Tabii.
senin eksiksin, ben alayım. Gel bakalım Zeynep. Hı, boyun yastığı öyle. Evet, bak iki gezdik dolaştık. Bir tane bir parça bir şey aldım. Eve gidince gösteririm artık. Yeşil renk. Yeşil çok güzel. Bizim taşlı tuşlu terliklerden buralara da gelmiş. 399 TL. Ay şu papatyalı çok güzelmiş de artık. O kadar çok terlik aldım ki. Yumuşacık. Çıkalım bak. Şimdi ikinci kata çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Alışverişi sonra gösteririm. Şimdi ne yapıyorum? Hemen çıtır tavuğu yapıyorum. Çocukların karnı çok acıktı. Aslında orada yemek katına çıktığımız zaman çok karınlar acıkıyor. Böyle kokulardan falan. Ama ben şimdi planladım. Yemek katında da bizim burada çok fazla böyle şey yok. Hani alabileceğimiz markalar yok yani, yiyebileceğimiz. O yüzden ben öyle planlamıştım yani. İyi olacak şimdi. Hemen tavukları yapacağım. Mis gibi ev yapımı. Şimdi unuma nişasta kattım. Ay, birazcık da tuz ekliyorum. Mercimek çorbası yapacaktım da birazcık domates çorbam var. Şöyle tuz ekliyorum. Bu karışıma un, tuz ve nişasta karışımı yapıyorum. Şimdi de tavukları şöyle buluyorum. Şöyle karıştırayım. Şunda da çorba yapacağım diye koydum hoca. Gitmeden pilavımı, her şeyimi yaptım. Dönünce yorgun oluyoruz, çocuklardan rahat edelim diye. Hani zor olmasın diye. Kavunumuz var buzdolabında. Onu da koyacağız şimdi, dilimleyeceğiz. Şimdi yağım güzelce kızsın. Hemen kızartacağım bakalım. İyice de sos güzelce böyle tavuklar çekti sosu. Çok güzel oluyor böyle oldu mu valla, harika. Dışarıda böyle kötü sağlıksız yağlarda hazır yiyeceğinize yapın böyle evde, mis gibi. En güzeli. Şu pilav kaşığım, şunu da şöyle koyayım. Kabak tatlım da var. O kadar güzel oldu ki. Bakın buzluktan dersin ama ben bunu şekerini bolcana koydum, kaynattım. Kaynattıktan sonra kısık ateşte ağır ağır pişiriyorum ve kapağını açık bırakıyorum. İlkten beri koku oluyormuş gibi ama kabağın da zaten böyle bir kokusu var. Zaten yani kokmayan bir şey değil. Şöyle alalım şuradan bir tabak. Birine pişirdiklerimi koyacağım şimdi. Birisine de buladıklarımı hemen hızlıca. Yağım güzelce kızdı. Hadi başlayalım. Ali diyor ki bana geçen gün, anne sen neden yapmıyorsun diyor çıtırta. Oğlum diyorum, baban hani yapıyor ama ben de yapmasını biliyorum herhalde. Benim yapamadığımı düşünüyor çocuk. Yapıyorum dedim ben de. Şimdi bunu Murat'la biz ikimiz birlikte yapıyorduk. Nasıl oluyordu? Birimiz buluyorduk, birimiz kızartıyorduk, iyi oluyordu. Şöyle sirkelettirip tavuğu kızgın yağ bırakıyoruz. Maşayla yapsam tabii daha iyi ama şimdi birazcık batıyor elimiz. Bir şey olmaz artık. Şöyle. Birazcık böyle karışıyor yani bunu yaparken ama olsun. Lezzetine değer. Dinlendi mi daha güzel oluyor. Çok güzel olacak şimdi bunlar. Çocuklar da özledi. Şimdi bunu yıkayayım. Maşayla deneyeceğim bakalım yapmayı. Gezdik mağazaları, dolaştık. Bir tek mısırlığı mağazası kaldı gezmediğimiz. Onu da yemekten sonra vakit kalırsa ablamdan gideceğiz. Gezeceğiz bakalım. Belki de gezemeyeceğiz. Bilmiyorum yani. Bakacağız bakalım.
Evet. Şöyle üçer üçer kızartayım. Yağım derin oldu mu daha iyi oluyor. Yayman bir tencerede derin yağda olması daha güzel. Şöyle alalım. İyice sos alalım. Şöyle maşallah daha iyi olacak dediğim gibi. Şöyle her tarafına buluyorum. Şöyle sirkeleyip şöyle tabağa dizeyim etini. Sonra güzelce kızartırım sırayla, iyi olur. Zaten parmak filetoydu, hazır kesilmiş. Pirinç pilavım da güzel oldu. İyice demlendi de. Mercimek aldım şimdi marketten aslında gelirken. Mercimek çorbası yapacaktım da. Bu domates çorbası şimdi yeter dedik. Yemiyorlar zaten. Başka seçenek oldu mu? Çocuklar bir taneye şey yapıyor, odaklanıyor böyle. Bir tavuk yerler şimdi. Pirinç pilavı yeter. Şöyle karıştırıyorum. Böyle kızartayım şimdi ben bunları. Sonra arkadaşlar size son halini gösterin bakalım. İyice kızarsın. Kaldıracaksın da kızarmamış daha. Şu bir tanesi şöyle. Nar gibi kızarsın istiyorum. Soslarımız da var, ketçap bilmem ne. Aynı hazır dışarıda gibi. Yiyecek çocuklar şimdi. Masayı açacağım balkona. Bakın böyle oluyor. Dışarıda koyunca böyle kırtık kırtık şey de kalıyor. Çevresinde kıtır kıtır oluyor. KFC tavuk. İstemiyor mu? İstiyorum da ama tavuk nerede? Tavuk da geliyor teyzem. Anne getiriyor. Pilavdan başlayabilirsiniz. Pilav azıcık ılınmış çünkü. Önce pilav ılınmış. Benim tamam, yeter. Tavuğum da kuruyordu. Evet, soğuduysa tamam. Bize de şey yapalım. İşte bak ne yazıyor burada. Aa, ben bir tane yiyebilirim. Dur dur. Ben sana kaydım böyle. Sen çok mu seviyorsun tavuğu ya? Seviyor mu Muhammed çıtır tavuğu? Aa. Demek ki seviyormuş. Yapacak anne. Anne sandına baba çıtır tavuk yap. Çıtır tavuk yapsın anne. Sana nasıl yiyor? Puan teyzeye? 3000. He, 3000 iyi. Hadi bakalım biz de oturalım. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi yedik, toparladık mutfağı. Şimdi neler aldık onları gösterelim. Elsiva 22'den şöyle bir pijama takımı aldım ben. Kısa kollu aldım. Geçen gün pazardan hep uzun kollu almıştım. Bu sefer de bir tane kısa kollu aldım. Onu kışın giyerim, bunu da yazın giyerim dedim. Kolları böyle, etek uçları böyle. Yeşili çok seviyorum ben. Bakın etek uçları da böyle. Bu üstü, penyesi o kadar yumuşak ki, ipek gibi böyle yumuşacık. O kadar güzel. Paçaları gene böyle. Bel kısmı da şöyle. Şöyle. Böyle bir tane pijama takımı aldım. Kendime evlerde giymeye böyle. Ondan sonra şöyle bir tane çikolata kahve Eve Shop'tan saç boyası aldık. Sonra ablamla birlikte böyle Lapitak'ın topuk çatlak kremi aldık. Bunlar çok güzel oluyor. Bunların el kremi de var, topuk kremi de var. Çok güzel oluyor yani. Çok etkili. Gerçekten bak burada da yazıyor, ilk kullanımdan, ilk günden itibaren etkili diye. Çok memnunuz biz yani. Gene aldık böyle. Ondan sonra ablam bir tane şöyle sabun aldı. Bir tane de şöyle bir sabun aldı. Neyse, ondan sonra bir tane şöyle
ipek banyo kesesi aldı. Yumuşacık. Bu böyle eldivenli şekilde. Bu internet sitelerinde satılıyor ya, onlardan. Ondan sonra bir tane de şöyle hamam kesesi aldı. Bunlardan ben çok memnunum. Özellikle Develi markası harika oluyor. Yani çok etkili. Bunun bir orta kumaş şeyi vardı. Bir de kalın olanı vardı. Bu kalın olanı çok güzel, böyle şey dokusu falan çok güzel. Sonra gene iki kutu böyle şey aldılar. Diş fırçası ve diş macunu. Bunlar da kasa arkası indirimiydi. Şunları aldık ya. Bunların kasa arkası indiriminde bunlar 99 TL'ye düşüyordu böyle. İki kutu aldı. Ondan sonra başka ne aldık? Başka gene bir şeyler daha aldık ama onlar kişisel ihtiyaçlar arkadaşlar. O yüzden onları paylaşmama gerek yok. Gezdik, dolaştık. Ondan sonra da eve geldik. Çocuklar şimdi içeride oynuyorlar. Cepliymiş bu arada. Çok güzel ama bayıldım. Beğendiğim başka şeyler de vardı ama indirimde değildi onlar. Ben onları kuponla daha sonra alırım inşallah. Bakın. Şimdi saatimiz oldu 11. Artık videomu da burada sonlandırayım ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.